kıram otur aşağı, gitsin senden bir gün. Evet, ellerinize sağlık. Güzel. Bu ağacı başka ağacı. Evet. 1989 yılı yapımı güzel bir türkü sayı dışarıdan dinlediniz. Tarih cinsiyle geldi. Evet. Radyoda böyle diyorsun değil mi? Evet. Bak ben... sen şu anda radyoda hissettin kendini. Aynen. Rahatlığı gördün mü? Ya Said abi. Reis. Radyo ayrı bir olay ya. Gerçek diyorum. Yani radyo, televizyon ayrı bir kulvar bana göre. Hiç sorma. Radyo ben. Ayrı bir Çak, kulvar. Buna... Radyo ayrı bir kulvar, televizyon ayrı bir kulvar. Ya insan şimdi radyo vallahi özledik abi sohbet. Nereden geldin arkadaş? Vallahi ya? Radyo Fuat Bey dikti buzuraya. İste programı. Ya yapayalnız. Yani hep ne kadar güzel ya. Sohbet muhabbet her zaman iyidir. He. Biraz muhabbet, biraz sohbet. Biraz türkü. Biraz türkü. Program devam eder gider. Aynen öyle. Yaşar Bey radyocu olduğu için tek başına konuşmaktan da sıkılmıştır. Şimdi birlikte paylaşmak güzel yani. Şimdi bir şey anlatmak için bir radyo programındayım. Şimdi sanatçıyı çaldım. Mesaj geliyor. Sanatçı bir tane daha türkü. Ya çaldım. Bir tane daha türkü. Şimdi öyle ben bir sanatçıdan iki tane türkü pek şey çalarım. Zor. Yani zordur o. Çünkü biz o kadar sanatçımız var. Bir şarkı en fazla iki tane dediğim gibi. En son dedi, en son telefon açmış. Demiş ki ya kardeşim bundan ben ikinci türkü istiyorum. Ya yarın çalarım. Yok. Neyse arkadaşımızın isteğini yerine getirdim. Ve çocuk teşekkür etmek için. Korktun ondan. Yok şey değil. Korktum falan alakası yok. Gece çocuk, miydi? Yok gündüz. Çocuk teşekkür etmek için geldi radyomuza. Ya ben onun şarkılarını çok seviyorum. O gün de devamlı o programı dinliyordum, senin programını. Benim çaldığım şarkıyı dinlememiş. Öyle bir anım olmuştur radyoda. Böyle işte iki tane türkü pek nadir çalarım. Evet, çok güzel. Sait Bey, aynı zamanda az önceki seslendirmiş olduğunuz eserimiz Hamsiköy'e gelmiş olsun, Hamsiköy'den Uğur Usta'ya gelmiş olsun. O güzel sütlaçlar için teşekkür etmiş olalım aynı zamanda. Sponsorumuza değil mi? Evet. Bülent de izliyor bizi orada şimdi. Bülent Altuk değil mi ya? Bülent! Kalktı ayağa bak. Televizyona doğru gidiyor. Çocuklar sus diyor valla. Oturdu onların yerine lütfen. Evet. Aynı zamanda Bursa Karadeniz'in efendim. Karadeniz'in efendim. Bilirsiniz. Evet. Bursa Karadeniz'in efendimdeki sevgili Cesur Bey'e de selamlarımızı göndermiş olalım isterseniz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler, bugüne kadar HD video kamera görmüşsünüzdür eminim. Birçok zincir markette de var. Ancak HD video kameraların fiyatları 500 liranın üzerinde. Yani 750 liraya 1000 lira civarlarında. Dumping günlerinde 15 gün önceden haber veriyor zincir market. Ve diyor ki falanca gün şu saatte şu makineyi 500 liraya vereceğiz diyor. Geceden sıraya giriyorsunuz, sabaha kadar belki bekliyorsunuz kimileri olabiliyor. Ve ürün kalmamış oluyor çünkü stokla sınırlı. Evet, şimdi biz de bir stokla sınırlı bir kampanya yapacağız malum. Ancak bu sefer stok adetini 150'nin üzerine çıkartıyoruz ve 160 şanslı izleyici için, evet adı sembolik 150 olmasın dedik, 160 şanslı izleyici için öyle bir kamera düşünün ki fotoğraf çekim kalitesi 12 megapiksel, pardon düzeltiyorum, video kalitesi full HD olsun, fotoğraf çekim kalitesi 12 megapiksel olsun, yakınlaştırma değeri 4x dijital zoom olsun. Yetmezmiş gibi bilgisayarınızdan videoları, fotoğrafları, klipleri içerisine yükleyip izleyebiliyor olun. Aynı zamanda televizyona bağlayıp anında izleyebiliyor olun. Bu da yetmezmiş gibi yanında 2 GB hafıza kartı hediyesi, üçlü tripod ayak, orijinal taşıma çantası, televizyon ve bilgisayar ayrı ayrı kabloları, yani kendisi ihtiyacı olan 150 liranın üzerindeki aksesuarları birlikte bedavaya göndeririz. Gördüğünüz gibi orijinal darbelere karşı dayanıklı taşıma çantası, 25 lira değerinde üçlü ayak tripodu, evet bunu da birlikte veriyoruz 25 lira değerinde. Çantasını gösterdik mi yakına? Çok teşekkürler. Yanında çantası veriliyor. 25 lira değerinde hafıza kartını veriyoruz sevgili izleyiciler. Yaklaşık 5 saate yakın video kayıt yapabileceksiniz. 1000'den fazla fotoğraf yükleyebileceksiniz. Evet, aynı zamanda bilgisayar bağlantı kablosunu da veriyoruz yanında ücretsiz olarak. Bitmedi. Televizyon bağlantı kablosunu da veriyoruz yanında ücretsiz olarak. 2 yıl resmi garanti, Türkçe kullanım kılavuzu ve faturasıyla birlikte gönül rahatlığıyla hemen arayın. Şimdi arayın, siz de sahip olun. Canlı canlı çektiğimiz bir videoyu sizlere de göstereceğim.
Bunun için telefonlarınızı hazırlayın. Çünkü telefonların numaralarımız ekranın alt kısmında yayınlandıktan sonraki ilk 5 dakika içerisinde hattımızı arama ya da çağrı yapma şansı bulan ilk 160 şanslı izleyicimize değeri 500 liranın üzerindeki olan bu HD video kamerayı ne kadara vereceğiz? 500 değil. Bir yandan da size nasıl çekim yaptığını göstermiş olmak için burada örnek yapıyorum. Yakın teşekkür ediyoruz. Kendimizi çektik. Sevgili Ali kardeşimiz bizi çekti. Cihazın video kayıt kalitesini görüyorsunuz. Fotoğraf çekim kalitesini de görüyorsunuz aynı zamanda. Şimdi siz hazırsanız biz hazırız. 2 yıl resmi garantisiyle, Türkçe kullanım kılavuzuyla, faturasıyla, minimum aksesuarıyla birlikte 500 liraya değil, 300 liraya değil, 200 bile değil. 150 mi diye bekliyorsunuz? O da değil. Sadece 99 liraya. Ne? Hemen numaralarımız gelsin. Yalnızca 99 liraya. O zaman hemen aramam lazım. Telefonumu verin. Hemen arayın. Şimdi arayın. Hemen arayın. Hattımıza çağrı yapın. Biz size dönüş yapalım. Böyle bir kolaylık da var. 99 liraya. 99 liraya. Telefonlar kilitlendi. Çağrı merkezi hararet yükseldi. Yanlış olmasın. Bize göre doğru. Birçok piyasadaki rakiplerimizi kıskandırmaya devam ediyoruz. Hatırımız için 199 500 değil, sadece 99 liraya son sipariş verecek 99 şanslı izleyici için. Evet, 160'tı. 99'a indi. Hararet yükseliyor. Aramaya devam edin. Hattımızı düşünmüyoruz diye sakın yine ümitsizliğe kapılmayın. Siz aramaya devam edin. Dakikalarca beklemenize gerek yok. Çağrı yapın, biz size dönüş yapıyoruz. Her ile, her ilçeye, mezraya, yaylaya, misafirlikte, nerede olursanız olun. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0 0216 alan koduyla 211 01 çift 0 numaralı hattımızı arayan ya da çağrı yapan son 25 şanslı izleyici kaldı. Hemen arayın. Bu şanslı izleyicilerden biri siz olun ve HD video kamerayı değerinin çok çok altında, bugüne özel, bu programa özel, belki de bu gecenin son kampanyası olabilir. 99 lira verdiğinizde sadece kamera almayacaksınız. Gördüğünüz gibi orijinal darbelere karşı dayanıklı taşıma çantası, 25 lira değerinde üçlü ayak tripodu. Evet, bunu da birlikte veriyoruz. 25 lira değerinde. Çantasını gösterdik mi yakına? Çok teşekkürler. Yanında çantası veriliyor. 25 lira değerinde hafıza kartını veriyoruz sevgili izleyiciler. Yaklaşık 5 saate yakın video kayıt yapabileceksiniz. 1000'den fazla fotoğraf yükleyebileceksiniz. Evet, aynı zamanda bilgisayar bağlantı kablosunu da veriyoruz yanında ücretsiz olarak. Bitmedi. Televizyon bağlantı kablosunu da veriyoruz yanında ücretsiz olarak. 2 yıl resmi garantisi, Türkçe kullanım kılavuzu ve faturasıyla birlikte gönül rahatlığıyla hemen arayın. Şimdi arayın, siz de sahip olun. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0. Vaktimiz çok sınırlı olduğu için yani siz mutlaka sizlerle sohbet etmek istiyordum ama vaktimiz daraldı. Kampanyamız bitiyor Erol abi. Bu ya, programa da bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradaki gönül dostlarımız da yani 99 lira 100 liraya ha bu kadar güzel anıyı çekiyorsun. Ben de alacağım yani, mutlaka. Ve buna klip çekebilir miyiz bundan? Çekilmez mi? En güzel anılarını çekebilir miyim? Hemen çek. Bak buyur. Vedalaşıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu maç sahada kükreme maçı. Bu maç aslanlar gibi çarpışma. Bu maç tek yürek olup Türkiye'yi gururlandırma maçı. Galatasaray 27 Kasım saat 21.45'te Real Madrid karşısında. Bu tarihi maç sadece D-Smart'ta. İnanan 11 adam tarih yazarken siz nerede olacaksınız? Üstelik şimdi D-Smart'tan daha fazla spor keyfi tam 2 yıl boyunca hediye. D-Smart, daha fazlası. Yakışır mı Erdo'ya gizli gizli ağlamak, gizli gizli ağlamak, gizli gizli ah. Zor geliyor bir tanem senden ayrı yaşamak, senden ayrı yaşamak, senden ayrı ya. Aşkımın ateşine yandım söylemek. Karaca İnşaat'ın sunduğu Sait Uçar'la Bağlan Hayat'a devam ediyor.
bura aşladım kızlar okumuş şarkılar. Bu sene sevdalıktan ne kar ettim ne zarar. Bu sene sevdalıktan ne kar ettim ne zarar. Güven benim darlarım yol üstünde sular. Bizlediğini günümüzü ölümde korumalar. Güven benim darlarım yol üstünde sular. Bizlediğini günümüzü ölümde korumalar. Denizle karşı yüzü çıksak ışık alına yasak ünlümüzü. Çıksak ışık alına yasak ünlümüzü. Güvenedenin dağları yol üstünde suları. İzlediği dimizi örümcek ormanları. Güvenedenin dağları yol üstünde suları. İzlediği dimizi örümcek ormanları. Hop 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 hop. Sağlık gerçekten harikaydı. Her hafta istek geliyor. Ömer'inde huzur nasına her hafta abartısız yoğun bir şekilde istekler geliyor. Ömer'de hüner çok. Şimdi Ömer, evet. Ömer'le akraba olmasak çok bahsedeceğim bundan ya. Ömer'den akraba. Ama insan kendi kendine anlatmakta zorluk çekiyor işte. Olay burada. Yani Ömer gerçekten iyi bir usta olarak ben görüyorum. Çünkü geçen hafta eyvallah. Biz Ömer'le ilk kez çalıştık. Geçen hafta bizim programımızdaydı. Ben bayıldım ya. Sağ ol. İzleyenler de kendisini de zaten tebrik ettim. Programdan sonra aradım. O anda hemen radyoya çıkmıştım ben. Yani gerçekten çok iyi bir usta. Kendisi buradan bir kez daha tebrik ediyorum. On parmağında on marifet. Evet şimdi gerçekten. Bunların şansı hem büyük. İki tane şansları var. Evet. Hep aileden gelen bir olay. İkincisi okul, nota, hepsi var. Ve var. Ve işi severek yapanlar. Bir de severek. Mesleği, evet mesleği sevmek değil mi? Mesut Ömer mesleği sevmek. Parayı çok seviyor da. Ömer evet Ömer parayı, Ömer, ay bir dakika ben diyor çalarım param alırım diyor. Yok. Ben okuyorum diyor abi. Her şeyi söylüyor. Affı yok lan. Vallahi ben o konuda tebrik ediyorum kendisini zaten. Ben de abi diyeyim, ben diyeyim para. Ben bile arabaya sağ ayağımı atıyorum. Hemen. Baba ben. Solu içeri girmeden para verilecek o. Evet. Yeter Bey, sizden de güzel bir eser alalım isterseniz. Reklama mı giriyoruz? 3 dakika mı? Evet. 3 dakika. O zaman tamam 3 dakikalık. 3 dakikalık bir türkü okuruz abi ya. Ne var 3 dakikalık türkü? Sana yarım dakikası gitti. Konuşalım mı sen biz biraz? Biz yarım doğal bir şey yapalım hadi doğal bir şey yapalım. Aldı
sonra akçılar ölür zamanca biter de yüreğimden acılar. Ölür zamanca biter yüreğimden acılar. Ayrılmışım hayatımdan unuttum. Paramı ödemişim bedelim unuttum. Gelip benim bu dağlar şimdi ara verelim. Sırada kaldı reklamlar. Bugün birçoğumuzun bildiği bir gıda takviyesinden bahsedeceğiz. Panax gıda takviyesinden bahsedeceğiz. Hepimiz biliyor Panax'ı. Artık birçok kişi kullandı. Türkiye'de milyonlarca kişinin memnun kaldığı bir gıda takviyesiydi. Faydalarını, yararlarını hepimiz biliyoruz. Panax bir bitki olduğu için hepimizin kullanması gerekiyor aslında. Bir ihtiyaç. Vücudumuzun bir şekilde artık bitkilere dönmesi lazım. Çünkü her şeyin hazırına alıştık. Fast food tüketiyoruz, hazır gıdalar tüketiyoruz. Tabii bunlar olumlu mu, olumsuz bir şekilde vücudumuzu etkiliyor. Şifa doğalarda diyoruz. Doğadaki bitkilerin mutlaka vücudumuza bir faydası var. Ve Panax'ı kullanmanızı uzmanlarımız tavsiye ediyor. Sağlıklı bir yaşam için bir senede en az 4 kutu Panax'ı tüketin diyoruz. Bugüne kadar bizim söylemlerimizi dikkate alıp da Panax'ı kullanan kişiler çok memnunlar. İnanılmaz derecede memnuniyetler alıyoruz Panax kullanıcılarından. Panax bir bitkidir, ilaç değildir. Bakın altını çizerek söylüyorum. Panax bir bitki, ilaç değildir. O yüzden acaba ben kullanırsam bana bir zarar dokunur mu? Panax'ı kullanmamın herhangi bir yan etkisi olur mu diye merakınız varsa da onu da kafamızdan silip atmış olalım. Panax bitkisel gıda takviyesi. Şöyle gösterelim. Ekrandan da izleyicilerimize paylaştıralım. Panax ilaç değildir. Bitkisel gıda takviyesidir. Milyonlarca kişinin kullandığı bir gıda takviyesidir. Bakın kutumuzun üzerinde de yazar. Gördüğünüz gibi Panax, çoban çökerten ve yulaflı gıda takviyesidir. İçerisinde birçok bitki olduğu için inanılmaz derecede de çok güzel faydalarını görürsünüz. Panax gıda takviyesini kullandığınızda, bitkisel gıda takviyesini kullanın diyorum. Ben kendim de kullanıyorum. Çevremde birçok kişiye kullandırtıyorum. Yaşlılarımız var. Birçok yaşlımız kullanıyor. Çok memnunlar. İnanılmaz derecede rahatladılar Panax gıda takviyesini kullandıktan sonra. Ve bugün bir kutu Panax gıda takviyesinin fiyatı Panax shoplarda, Panax mağazalarında 300 ve 350 lira gibi bir rakamdan satılıyor set halinde. Yani şu şekilde bir kutunun içerisinde iki tane çıkıyor. Bu ikisini alacağınız fiyat normalde 300 ve 350 gibi bir rakamdan satılıyor. Biz bugün sizlere Panax kullanıcılarına da sesleniyorum. İki kutu normalde 300 lira. Ama ben size iki değil tam 3 kutu birden gönderiyorum. Sadece 300 lira da değil. 99 liraya gönderiyorum. 3 kutu Panax gıda takviyesini sadece 99 liraya size gönderiyorum bu akşam. İhtiyacı olanlar varsa biraz bekleyin lütfen. Ekran altına telefon numaralarımız gelecek az sonra. 3 kutu Panax gıda takviyesi sadece 99 liraya sizin olacak. 450 lira yerine sadece 99 liraya geliyor. Unutmayın bir kutusu 150 lira. 2 kutusu 300, 3 kutusu 450 lira yapıyor normalde. Ama siz özel. Şu anda 99 lira. Panax kullanan kişiler, Panax'larınız bitmediyse eğer mutlaka hemen tazeleyin. Panax'larınız bitmek üzereyse de hemen bu güzel fırsattan, bu güzel fiyattan sizler de faydalanın diyorum. Çünkü faydasını görüyorsunuz zaten. Kullanıyorsunuz bunu. Kullanıyoruz. Daha fazla kullanmak istiyoruz. Çünkü bitmeye yaklaştıysa, faydasını görüyorsa yeniden almak istiyoruz. O zaman alacağız. Böyle güzel bir gıda takviyesi var. Hepimiz alacağız, kullanacağız. Bu kadar adam kullanıyorsa boşuna kullanmıyor bunu. 3 milyondan fazla kişi Panax gıda takviyesini kullanıyor. Bitkisel olduğu için kullanın diyorum. Bitkisel olduğu için ben de kullanıyorum. Çünkü herhangi bir olumsuz yan etkisi olmuyor, dokunmuyor. İçeriğindeki bitkiler de çok zengin. Yulaf var bir kere, tok tutuyor. Bu çok güzel bir şey. Aşırı kiloları olan kişiler için de güzel bir durumdur. Hani marketlere bile gittiğimizde ne olur? Hani yulaflı böyle ekmekler alıyoruz, yulaflı besin maddeler alıyoruz ya. İşte o yulaf neden? Tok tutucu ve bir zararı olmadığı için de bitkilerden dolayı vücudumuza çok yararı oluyor. Biz de bu bitkiyi de Panax'ın içerisine yerleştirdik. Aşırı kiloları olan kişiler için de mutlaka Panax'ı kullansınlar diyoruz. İçerinde yulaf bitkisi olduğu için de sizleri tok tutacaktır. Diğer bir konu da çoban çökerten bitkisi. Biliyorsunuz çoban çökerten bitkisi de sindirim
zorluğu çeken kişilerde hani bağırsaklarımızda oluşan ağrılar vesaire gibi durumlarda kullandığımız ve bağırsaklarımıza iyi gelen bir bitki olduğunu biliyoruz. Çoban çökerteni de Panax'ın içerisine yerleştirdik ki bu bitkiden de sizler de faydalanın, bu bitkinin de faydalarını görelim istiyoruz. Panax bitkisel gıda takviyesini kullanmadıysanız eğer hiçbir şey için geç değil, unutmayın. Ama Panax'ı kullanmayacaksanız her şey için çok geç olabilir. Gerçekten çok geç olabilir. Çünkü artık o kadar çok teknoloji iç içeyiz. Asansör kullanıyoruz. Merdiven kullanmıyoruz. Hazırına alıştık her şeyin. Vücudumuz tabii bu kadar pasifliğe alışmadı. Vücudumuz hantal düşüyor. O yorgunluk diyoruz, o halsizlik niye oluşuyor? Sabah uyandığımızda rahat bir şekilde, dinamik bir şekilde yatağımızdan çıkabiliyor muyuz? Hayır, çıkamıyoruz. Niye? Bir ağırlık çöküyor üzerimize. Bir yorgunluk çöküyor, bir pasiflik çöküyor. O yüzden diyoruz ki alın, bitkisel gıda takviyesini kullanın. Çok faydasını görebileceğiniz bir bitkisel gıda takviyesi. Bitkilerin karışımından elde edilmiştir. Herkes merakla bekliyor. Panax gıda takviyesini, 3 kutusunu birden 99 liraya sizlere göndereceğimi söylemiştim. Bir de sürprizim var. Şimdi söyleyeceğim telefon numarasından bizlere ulaşırsanız eğer, beraberinde de 3 kutu bitkisel çay hediye ediyoruz size. 3 kutu bitkisel gıda takviyesi Panax alıyorsunuz. Beraberinde de 3 kutu çay hediyemiz var sizlere. Telefon numaramız gelsin o halde, fazla merakla bırakmayalım sizleri. 0216 211 01 çift 0 ekran altına geldi, görüyorsunuz. 0216 211 01 çift 0'dan bizlere ulaşıyorsunuz. Sadece ve sadece 99 liraya bir değil 3 kutu Panax ve 3 kutu bitkisel çaya sahip oluyorsunuz. Kullanan kişilerin sayısı saymakla bitmiyor. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce insan kullanıyor Panax'ı. Hepsi çok memnunlar. Hepsi dualar ediyor bize. Teşekkürlerini iletiyorlar. Tabii bunlar bizi mutlu ediyor ve böyle güzel kampanyalarla, böyle güzel fiyatlarla sizlerle buluşturuyoruz biz de. Bugün 450 lira değerindeki Panax'a 99 lira ödeyeceksiniz. Panax bitkisel gıda takviyesini kullandıktan sonra da teşekkür edeceksiniz. O kadar da net söylüyorum. Çünkü etkisini göreceksiniz, faydasını göreceksiniz. Detaylı bilgi için, daha fazla bilgi için, Panax'la alakalı kafanızda oluşan soru işaretleri için de telefon numaralarımız ekran altında görüyorsunuz. 0216 211 01 çift 0'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Almanız da önemli değil. Aradığınızda bilgi almak için de bizlere ulaşabilirsiniz. Yani almak için arayın demiyorum. Bakın, bilgi almak için de bizlere ulaşın. Çok önemlidir. Panax'ı milyonlarca insan kullanıyor. Panax bitkisel gıda takviyesi. Hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz alalım, kullanalım. Kullanalım, zararı gelmez. Bu bitkisel gıda takviyesini kullanacağız. Bitkisel gıda takviyesi Panax, helal gıda belgesi almış bir üründür. Yani nedir bu helal gıda? İçerinde kimyasal madde olmadığı için, sağlığımıza zarar dokunabilecek bir madde barındırmadığı için bu belgeyi aldı. Bakın şöyle gösterelim almış olduğu belgelere. Avrupa Birliği kalite belgesi, ISO 9001, ISO 22000 belgesi ve helal gıda belgesi. Ve Panax'ın üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi de yazar. Yani içimiz rahat, gönlümüz ferah bir şekilde Panax'ı tüketebiliriz. Ve şurada da bakın, orijinal ürün hologramımız var sevgili yönetmenim. Orijinal ürün hologramımızı da şöyle gösterelim izleyicilerimize. Bakın burada da Panax'ların üzerinde yer alan, şimdi piyasada birçok da sahtesi var, onlara dikkat edelim diye, ayırt edebilelim diye böyle bir orijinal ürün hologramını yerleştirdik. Ve Panax'ın Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından üretim izni de, izin seri numarası da kutularımızın üzerinde yazdığı gibidir. Panax'ı açalım, bir de içinden görelim. Panax'ı açtık. Üzerindeki koruyucu etiketini kaldırdık. Şöyle, şimdi avucuma alacağım ben Panax'ları. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Şeffaf gayet. Bitkileri içerisinde görebiliyoruz. Bitkiler toz haline getirilmiş, karıştırılmış, gayet güzelce kullanımımıza sunulmuştur. Buram buram bitki kokusu geliyor. Açar açmaz hemen burnumuza bitki kokuları geliyor. Çok güzel bir ürün gerçekten. Yıllardır kullanıyoruz. Yıllardır da kullananları da ben kesinlikle tebrik ediyorum. Çünkü ihmale gelmez hiçbir zaman. Kendimize dikkat etmemiz lazım. Bitkilerde inanılmaz derecede şifa var. Bitkilerde çok fayda var. O bitkiler boşuna çıkmıyor. O bitkileri kullanacağız. Bu bitkilerin sağlığımız için de çok büyük önemi var. 0216 211 01 çift 0 telefon numaramız. Bakın ekran altında yazılı. Numaraları almıyoruz, rahat rahat arayasınız diye. 0216 211 01 çift 0'dan bizlere ulaşan herkese
Bir kutu fiyatına tam 3 kutu göndereceğiz. 3 kutu Panax gıda takviyesi sadece 99 lira. 3 kutu da çay gönderiyoruz yanında. Çaylarımız da bitkisel, normal çay değil. Onlar da bitkisel çaylar. Çakşırotu köklü bitki çayı, ebe gümeci bitki çayı. Bunlar çok önemli bitkiler zaten. Bunların hiç tartışmasız mutlaka içelim. Bu çayları da afiyetle içeceğiz. İçtikçe de bizleri hatırlayacaksınız. Panax kullanan kişiler, bakın sizlere sesleniyorum. Kutular bitmek üzereyse şu anda ekranda görüyorsunuz. Hem bitkisel çayımızı hem de beraberinde size göndereceğim. 3 kutu Panax'a sadece 99 liraya sahip olacaksınız. Nerede olursanız olun adresinize kadar gönderiyoruz. Kapınıza kadar gönderiyoruz. Getiren kişiye ekstradan bir bedel ödemiyorsunuz. Yani kargo ücreti herhangi bir bedel yok. Birçok kişi de aramaya çekiniyor. Neden? Çünkü bulunduğu yerde kargo firması yok. Benim burada kargo firması yok zaten buraya gelmez diye düşünüp aramamazlık etmeyesiniz. Gelir. Nerede olursanız olun bize adresinizi verin biz getiririz. Hiç sorun değil. Kapınıza kadar, adresinize kadar biz getiriyoruz. Hiç dert etmeyin. Getiren arkadaşa da bir kuruş ödemiyorsunuz. Kargo bedeli yok. Sadece 99 liranızı ayırın kenara. Getiren arkadaşa 100 lira verin, 1 liranızı geri alın. O kadar da açık konuşuyorum, o kadar da net söylüyorum. Panax gıda takviyesinde müthiş indirim, müthiş fiyat, sadece size özel bir fiyat. Şu anda canlı canlı 99 liraya. 3 kutu birden geliyor size. 450 lira değerindeki Panax bitkisel gıda takviyesi sadece 99 liraya sizin olacak. Beraberinde de 3 kutu çay gönderiyoruz. Panax'ı biliyorsunuz, yakından tanıyorsunuz. Faydalarını hepimiz biliyoruz. Kullanıyoruz, çevremizde birçok kullanıcısına tanık oluyoruz. Bu kadar insan kullanıyor ki memnun. Bu kadar çok kişi memnun bırakmış ki biz de sizlere anlatmaya, sizlere sunmaya devam ediyoruz. 3 milyondan fazla Panax kullanıcısı var. Panax bitkisel gıda takviyesi kullanıcısı var. Dört bir yanımıza şöyle bir araştırırsak bile, en yakınımıza bile mutlaka çıkar. En çok da orta yaşlı üstü kişileri kullanıyor. Çünkü neden? Onlar daha çok görüyor faydasını. Onlar daha çok biliyor. Yaş ilerledikçe artık ne diyoruz? Hani elden ayaktan düşüyoruz ya. Bir ağırlık çöküyor, bir hareketsizlik başlıyor vesaire. Şimdi o kişiler kullandıktan sonra inanılmaz bir etki görüyorlar. Çünkü bitkisel. Bitkisel olduğu için çok ciddi anlamda vücudumuza da faydası dokunuyor. O yüzden alın diyorum. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Zararı olmadığı için kullanın diyorum. Ben bile kullanıyorum. Yani düşünün ben bu yaşımda yaşlı değilim çok şükür. Çok genç de değilim. Orta yaştayım, kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Herhangi bir rahatsızlığım da yok. Tedbir amaçlı kullanıyoruz. Bitkisel bir gıda takviyesi alıyoruz, kullanıyoruz. Bu bitkiler boşuna var olmadı diyoruz. Alıyoruz, kullanıyoruz. Daha detaylı bilgi için tekrar söylüyorum. Bizlere telefonla ulaşın. Panax ile ilgili detaylı bilgiler almak istiyorsanız eğer etrafınızda kullanan kişiler mutlaka vardır. Onlara da sorun. Şunu da söylüyorum. Şimdi sağlık ihmale gelmez. Hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bana bir şey olmaz deyip yaşıyoruz belki ama doktora gitmiyoruz belki. Birçoğumuz bu sene bile doktora gitmeyenler vardır eminim. Yani bu sene doktora gittiniz mi? Ne için gideceğiz? Hasta olmadık ki niye gidelim? Değil mi? Öyle düşünüyoruz hepimiz. Hasta olmayı beklemeyeceğiz zaten doktora gitmek için. Gidelim. Ya senede bir kere bir gidelim doktora. Doktorumuza bir görünelim. Vücudumuzda bir rahatsızlığımız var mı? Bu da önemli mesela. Sağlığımıza biraz dikkat etmemiz lazım. Gideceğiz doktorumuza, bakacağız vücudumuzda bir herhangi bir rahatsızlığımız var mı? Gözle görülemiyor çünkü iç organlarımıza bir rahatsızlık çıkıyor. Allah korusun yarın bir gün bir kalp krizi geçiriyoruz. Yani bunlar olan şeyler etrafımızda var, bunları yaşıyoruz, görüyoruz, biliyoruz yani. Ama ihmal etmeyeceğiz, dikkat edeceğiz. Havalarda soğuyor, soğuk algınlığı da başlıyor artık, aman ha dikkat ediyoruz. Doktora gideceğiz. Yani her sene mutlaka bir kere de olsa bir doktorumuza gidiyoruz. Bu arada kampanyamız için dakikalarımız kaldı. Yönetmeni beni uyarıyor. Panax bitkisel gıda takviyesine müthiş indirim yaptık sizlere özel. Ne dedik? Bir kutu fiyatına 3 kutu birden gönderiyoruz. Sadece 99 lira ödüyorsunuz. Ekstradan bir bedel ödemiyorsunuz. Ekstradan bir ücret ödemiyorsunuz. Kargo ücreti yok. Kafanız rahat olsun. Hatta şöyle bir kolaylık yapalım. Hatlarımız çok mu yoğun sevgili Barış? O zaman ne yapalım? Madem böyle bir yoğunluk var, izleyicilerimizi de mağdur etmeyelim. Bize çağrı yapın, biz arayalım sizi. Fatura da yazmasın. Çağrı atın, biz sizi arayalım. Çalsın bir kere, kapatın, biz arayacağız sizi. Bu kadar kolay. Adresinizi veriyorsunuz bizlere, kapınıza kadar da getiriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize kadar Panax'ları gönderiyoruz. 0216-211-01-00 0216-211-01-00 3 kutu Panax bitkisel gıda takviyesinin yanında
3 kutuda bitkisel çay hediyemiz var. Afiyetli için. 3 kutu bitkisel gıda takviyesi ve 3 kutuda çay hediyesiyle birlikte 99 liraya sizin olacak. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için söylüyorum, bakın. Normalde 1 kutu Panax. Panax shoplarda 150 liradan satılıyor. 1 kutusu. Sayıyoruz bakın, 150 lira. 2 kutu aldım, ne yaptı? 300 lira yaptı. 3 kutu aldım, ne yaptı? 450 lira yaptı. Gerek yok. Müthiş bir fiyat. Sevgili yönetmenim, bir gösterelim. 3 kutu birden ben gönderiyorum. 450 liraya mı? Değil. 99 liraya gönderiyorum. Yanında da 3 kutu bitkisel çay gönderiyorum. Afiyetle içsin benim izleyicilerim. Karaca İnşaat'ın sunduğu Sait Uçar'la Bağlan Hayat'a devam ediyor.
Derenin kenarında yılanın gemükleri. Derenin kenarında yılanın gemükleri. Gene düştü peşime domuzun, domuzun, domuzun elikleri. Domuzun elikleri. Gene düştü peşime domuzun, domuzun, domuzun elikleri. Domuzun elikleri. Hara hara. Burası neresi öğren obası öğren. Konuşuyorduk yar ile. Var mıdır, var mıdır, var mıdır bizi gören, var mıdır bizi gören. Konuşuyorduk yar ile. Var mıdır, var mıdır, var mıdır bizi gören, var mıdır bizi gören. Hey! Evleniyorum bekar kız, bekar kız, bekar kızlar sevinsin, bekar kızlar sevinsin. Bu yolu ben evleniyorum bekar kız, bekar kız, bekar kızlar sevinsin, bekar kızlar sevinsin. Sarılsın boğazına, kemen içe, kemen içe, kemen içe, çipi çoli, kemen içe, çipi çoli. Teşekkür ederim üstad. Eskilere getirdin evet. Bize. Bir Tirabo yol havasıydı. Evet. Öteki ikinci okumuş olduğumuzda Ramel-i Bici Osman'ın evet. Güzel bir türküsüydü. Bunları bir armağan etmek istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Buyurun, buyurun. Ben de maddi ve manevi çok büyük emeği olan değerli kardeşim benim Şükür Elektronik sevgili Yusuf Şükür'e özellikle armağan ediyorum. Ailesine armağan ediyorum. Yine bizleri Adapazarı Karasu'da dinleyen sevgili Orhan Emanet ve ailesine göndermek istiyorum. Yine sevgili Hasan Kahya, sevgili Mehmet Yavuz ve Nazif Çiçek ve Jet Baba'ya bu türküleri gönderiyorum. Ayrıca beni şu anda bizleri Gümüşhane'de izleyen benim evet. Eniştem var, baldızım var. Yine oğlum var. Onlara da armağan ediyorum. Bu okumuş olduğumuz güzel türkülerimizi diyelim. Evet, zaten. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Diyorum. Evet, Naz. Ben de bu eseri isterseniz Giresun, Tirebolu evet. Deyince Giresunlu Karaca İnşaat'a armağan etmiş olalım. Ana sponsorumuz, değerli ana sponsorumuz evet, Karaca İnşaat'a gelsin. Karaca Giresun, İnşaat'a. Çanakçı, Karabük'e gelsin. Giresun, Görele'ye gelsin. Evet. Ve selamlar olsun diyerek mesajlarımıza dönelim isterseniz. İyi yayınlar Sait abi demişler. Trabzon Ağasar'dan asker arkadaşım Yaşar Reis'e, hemşerilerimize ve Sait Uçar'a selamlar olsun demişler. Aleyküm selam. Sait abi biz Akçabat Çalköy'den Recep Samast ve çocukları Refat, Müslüm ve Metin. Sıradaki parça Bayram, Aşık, Ayse, Yeter ve Emine'ye, Fatma'ya gelsin demişler. Selamlar demişler. Selam olsun kardeşlere, sağ olsun. Teşekkürler Sait abi. Bülent El Alkurt, Hamsiköy demişler. Evet. Sevgili Naz kızım, ben Sinan Say'dan, Erzurum Cay Kebap'tan, Celal Usta'dan sizleri izliyoruz. Erzurum'dan Trabzon'a selamlar olsun. Sanatçımız Sait Uçar'dan Çınar eseri beni de yüreğimden yaraladı demişler.
Çınar eseri gelsin. Celal Usta Varan Caddesi Ümraniye demişler. Sait abi Ümraniye'den sevgiler demişler. Sait abi Ordu Ünye'den Gürsoy Sevimli sıradaki parça size ve İstanbul'da olan abim Ersoy'a ve sevimli yeğenime gelsin demişler. Ordulara selamlar demişler. Bizden de Ordu'ya ocak dolusu selamlar gitmiş. Güzel il hoşuma gidiyor vallahi. Sait Bey, Yarim Gitti Ormana parçasını söylerseniz sevinirim. Gitti de daha gelmedi ki. Gelince mi söyleriz diyorsunuz. Evet. Esenyurt'tan Seyfi Sirvi demişler. Ben Mecit Yanık, Sait Uçar'dan güzel bir eser istiyorum demişler. Vatanı için canını vermiş şehitlere ve şehit ailelerine gelsinler demişler. Evet. Sait abi, ben Gümüşhane Özkürt'ümden Erdal Yavuz. Sait abi programını beğenerek izliyorum. Sizden tek ilacım sen olsan seni içmeyeceğim parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar demişler. Özkürt'üne ve Özkürt'ündeki dostlarımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet, orası benim için bambaşka bir yer. Bambaşka. Göreli'den Kadir Emanet, programınızı çok başarılı buluyorum. Sıradaki parçayı çocuklarıma ve yeğenlerime armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Sait İyi abi, ki onlar da var. Yoksa biz ne yapacaktık burada hiçbir şey? Değil mi? İzleyenlerimiz olmasa. Otururduk. Oturup söylerdik yani biz bize. Sait abi, Tonya Tereyağı Festivali'nde katkısı olan Demiroğlu demişler. Ahmet Şen'e gelsin, sıradaki eseriniz demişler. Evet, Gümüşhane Kürt'ünden. Ahmet Şen kardeşimize de selamlarımızı iletiyoruz. O da kültürün neresinde olursa olsun içinde yer alıyor. Sağ olsunlar. Maçkalılara Galyan Deresi'ne gelsin demişler. Benim ilçeme de selam olsun. Ben Mecit demişler, yan Sait Uçar, yan Beşiktüzü diye de mesaj attım. Yan Beşiktüzü, yan Vakfı Kebi, yanmasınlar ya. Yanmasınlar yok, mı? Yok yok, yanmasınlar. Yaşar Reis, ekranları yine şenlendirmişsin, seni görmek güzel demişler. Selam zor... Sait Bey ve Naz Hanım, Gümüşhane Kürt'ün ilçesinden Mesut Koca, durmadın Hamsiköy'de Büyükşehir aradın, eserini çalarsanız memnun olurum, iyi yayınlar demişler. Verdim ona orayı da gitsin dursun Hamsiköy'de. Hamsiköy'de kalsın diyorsunuz. Evet. Sait Bey, geçen hafta biz Adapazarı'ndaydık, Karadeniz Kafe'deydik, Kafe Karadeniz'deydik, çok güzel bir akşam geçirdik. Ama öyle deyince Mesut hemen bakıyor bana bak. Ya Mesut'un memleketi mi diyelim artık? Orada okuyor ya Mesut şimdi. Evet. Son dönemindeyiz, oradayız inşallah. Adapazarı'na, Kafe Karadeniz'e gelmiş olsun, müşterilerine gelsin sıradaki seslendireceğimiz eseriniz. Gerçekten gittik, gördük, harika bir mekan ya, yapmış. Gerçekten yani Reyhan bacımızı kutluyorum buradan yani. O bizim sapımız oldu artık. Aynen öyle. Her yani hafta onu kutluyorum. Birlikte. Çok güzel olaylara imza atıyor. Yani bir göreceksin, daha önce küçük bir yeri vardı. Oradan şimdi çok güzel bir yere taşındık. Alt, iki katlı ama çok güzel. Ve Karadeniz orada. Ya tıklım tıklım ya. Karadeniz kültürüne ve büyük bir emek. Bir şey söyleyeyim mi? Adapazarı bambaşka bir yer yani. Adapazarı'nda barınmak, direnmek o kadar kolay bir şey değil. Ama güzel bir mekanda Karadenizlere barındırıyor artık. Yani orada Reyhan bacımızın başarısını burada kendisine iade etmek gerekiyor. Takdir ediyoruz kendisini. Ve ona herkes destek çıkacak, biz de çıkacağız. Ama bütün hemşehrilerimiz de ona destek çıksın. Ondan çok şeyler bekliyor bu vatan. Aynı zamanda Sait Uçar'la Bağlan Hayat'a yazınız çok güzel olmuş. Emeği geçen sevgili ya, Sayın Şükür. Şükür'e kucak dolusu selamlar iletelim. Bu mu? Evet. He, Sayın İlk kez Şükür. İlk kez mi bugün? Ya yeni bugün yer. Da, dün dedim bugün yaptı getirdi. 4 tane daha şey getirecek. Yanına. Çok güzel. Ona da selam olsun burada. Ama bordo maviyi de kullanmadan geçmemiş. Bordo nerede? Mavi Trabzonspor. Trabzonspor zaten. Trabzon, Rize, Ordu, Samsun, Giresun. Evet. Giresun'da kardeşim. Birinci yarı atıyorsun, iki tane, üç tane, ikinci yarı beraber. Bu da bundan da bir şey abi, anlamıyorum ben abi. Ben bir şey söyleyeyim. Ben Giresunspor'dan şu anda hiçbir şey tad alamıyorum ya futbol maçlarında. Ya birinci yarı kondisyonları yetmiyor abi. Abi tamam, kondisyon yetmiyor. Şöyle i̇kinci bir olay var. 10 tane atsa birinci yarı, ikinci yarı 11 tane yiyecek. Yani yediği ya. Goller daha böyle yenecek goller de değil de yani. Şimdi Fuat Başkan bazı... Uykusuz çocuklar ya. Uykusuz mu abi? Fuat Başkan yani alacak ele bir gün böyle olduğunu gidecek, orayı basacak yani. Çünkü televizyon kanalımız biliyorsun yayınlıyor. Yani evet. Bir galiba.
galibiyet görsek de. Gerçekten çok. Rize gidiyor bu arada. Rize güzel gidiyor bu arada. Rize. Hemen Rize'ye şarkımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Rize'ye ve tüm bizi izleyen herkese gelsin. Rize'de bir pazar var. 4 pazar bir ayda var. Otur da konuşalım. Bize bizden fayda var. Yaşar mıyım senin öldüğün yerde? Sevdiğim hasta olmuş, gideyim derman bende. Ben fazla yaşar mıyım senin öldüğün yerde? Rize'de bir pazar var, Tahva'da bir ayda var. Otur da konuşalım da bize bizden fayda var. Otur da konuşalım da bize bizden fayda var. Otur da konuşalım da bize bizden fayda var. Gel gel. Dertleri üst üste gelsin, hiç gülüp alba atma, bensiz mutlu değilsin. Sen yanımda ol yeter, dertler üst üste gelsin, hiç gülüp alba atma, bensiz mutlu değilsin. Rize'de bir pazar var, dar pazar bir ayda var, otur da konuşalım da bize fayda var. Otur da konuşalım da bize fayda var. Otur da konuşalım da bize fayda var. Sel gibi yıktın gittin, su gibi aktın gittin, bağrımı yaktın gittin, bütün hayallerimi. Sel gibi yıktın gittin, Rize'de bir pazar var, Tahva'da bir ayda var. Otur da konuşalım da bize fayda var. Otur da konuşalım da bize fayda var. Otur da konuşalım da bize fayda var. Rize'de bir pazar var, dört pazar bir ayda var. Otur da konuşalım da bize fayda var. Hazır da konuşalım da bize fayda var. Hazır da konuşalım da bize fayda var. Evet. Bu eserimize Rize'ye gitsin. Rize'deki dinleyenlerimize, izleyenlerimize gitsin. Aynen öyle. Sait Bey müsaadeniz isterseniz biz bu 8 Aralık'ta ve 21 Aralık'ta... Biz bu 8 Aralık'ta ne yapacağız Naz? 21 Aralık'ta ne yapacağız Naz? Kesin para vardır abi işin içinde. Mutlaka para vardır abi. Ya para var, para. Eskinliğimiz var, yani halkı davet ediyoruz. Olay ne biliyor musun? Yaşar'ım, sen altın ol, ne olursan ol. Evet abi. Sen vitrinde yer alman lazım. Aynen. Senin bir alıcından önce
seni pazarlayacak, seni satacak, kişiliğimiz hariç sanatımızı satacak birisi de lazım. Ama bu da o da burada. Çok büyük, o da çok büyük zorluklar içinde yapıyor. Evet. En zor işin en zor tarafı burası. Biz diyorsun çıkıyoruz, okuyoruz. Sevgili İşimiz Yaşar'ım bitiyor. Şimdi gidersin paranı alamazsın korkusu yok. Evet. Bir yer hariç ya. O... ya Naz ama... ya o parayı alamadık hala değil mi? Çok parayı aldık da Yaşar ya... Reis'e vermiyoruz dermiş. Ya bir şey, abi bir şey söyleyeyim mi? O gün var ya harbiden gitmişim. Neredeydin ama diyelim mi ya? Diyelim. Bence, abi. Ya demeyelim ya. Bence diyelim. Abi ya, ben o, karışmam. O muhtarcık o. İsim vermeyeceğim ama ben diyeceğim karışmam. Yani. Ama ilk festivaldi. Sadece o ya kadar. Ya aslında söyleyeyim. Var ya. İlk festivaldi. Aslında hiçbir şeyi kurcalamayın. O ilçe başkanı var ya. Bu işi çözecek. Çözemeyin. Bu işin kilit noktası o. Kördüğün yok verdi ona o kadar. O gitti ha. De. Ben şimdi bunu burada nasıl açayım? Bak üzülüyorum sana. Evet. Üzülüyorum arkadaş. Ya seçimler de geliyor. Kaybedeceksin ya. Ben adını söyleyeyim. Ya boş ver. Doğru avukat Salih Çoran'ın yanına git kardeşim. Bak senin ismini vermiyorum ama avukatın ismini yani. Vermiyorum. Ama verelim yani. En azından. Ya ismi yok. Ya bu hafta vermiyorum. Ya abla. Ben yokken vermiyorum. Olayı ben açtım. Ben yokken vermiyorum. Ben burayken vermiyorum. Üzülüyorum onların adına. Ama bir şey söyleyeyim. Ama çok güldük ama biliyorum. He? O gün var arabada. Gülersin tabii. Parayı alamayan adam çok güler. Bir abi ben bir şey söyleyeyim. Sen aç karnına gülemedim ki. Abi bir şey söyleyeyim. Ben sen Esed'den en zayıf noktalarda gülüyorsun. Senin paran olmaz gülersin. Senin abi ben paraya önem vermiyorum. Seni çok rahat soyarım iyi mi? Abi ben ama sen eğer gülmüyorsan, sen gülmüyorsan böyle somuduyorsan anla sende para çok Yaşar. Abi. Yanımdan geçmiyor. Şimdi. Ama bak. Gülüyor ha. Hiçbir şey yok ha şimdi bunda. Sayın Tüçer Bey, Yaşar Bey, müsaadenizle ben 8 Aralık'a dönmek evet, istiyorum. Evet, o konuyu kapatmak istiyorum. O konuyu şu anda yetkililer ilgileniyor. Konuyu kapatmak istiyorum. Ya bırak da gülelim azıcık da. Gülelim valla. Biz bayağı güldük gelene kadar. Ha, yani orada mı? 2,5 saat. Orada yol mı? Yol çektik ve yolda 2,5 saat boyunca güldük. Tamam. 8 Aralık İzmir Bayraklı Belediyesi'nin havuzbaşı tesislerinde düzenlenecek olan 8 Aralık akşam sanatçımız Sait Uçar ve ünlü sunucu Musa da sizlerle birlikte olacak. Giresun Çamakçı Karabök Dernek Başkanı Mustafa Kayacı'ya ve Belediye Başkanımıza, Bayraklı Belediye Başkanı'na selamlarımızı iletin. Canlı yayına bağlanacaklardı ama ben dedim ki canlı yayın bağlantısı almıyoruz. Onun için de özür diliyorum. Haftaya bağlansın. Haftaya bağlayalım. Evet. Evet. 21 Aralık Zonguldak Kapalı Spor Salonu'nda Giresun Göreli Derneği'nin düzenlediği eğitime katkı gecesinde sizlerle birlikteyiz diyoruz. Yusuf Hıdır'a ve dernek yetkililerine kucak dolusu selamlar iletelim. 8 Şubat Alsar Şalpazarı Sancaktepe Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği gecede sizlerle olacağız. Dernek Başkanımız Hamit Bey'e ve yönetim kurumlarına selamlarımız olsun. 21 Şubat'ta Bursa Orhan Gazi'deyiz. 21 Şubat deyince Trabzon'un kurtuluşu aklı geliyor. Dernek Başkanımız Osman Yılmaz, Cemal Karagüzel'e ve Soner Bey'e teşekkür evet, ediyoruz. Orhan Gazi kurumunda, yine yanacak Orhan sakallı Gazi. Düğün salonunda Orhan Gazi yanacak arkadaşlar. Orhan Gazi sakallı düğün salonunda 21 Şubat'ta herkesi bekliyoruz. Orhan dedik. Gazi yanacak. Evet. Bursa. Evet. Dedikten sonra güzel bir Mart'ta yok mu Mart? Alalım. Mart'ta okuyalım. He? Okursam şimdi Haziran'a Mart'ta kadar gidecek. Haziran Temmuz'a kadar evet, devam edecek. Şu anda Şubat'a kadar değil mi? Ne zamandan sonra Mart başlayacak Nasa'nın? Şubat'tan sonra. Yok. Şimdi biz 11. aydayız. O dünkü öbür yakın ha. Tamam. 12. aydan sonra artık o Mart'ta sıra değil mi? Tabii o bu artık böyle gidiyor. Tamam bunun bu şeyi yok. Efendim MKD'ye yazıyorsunuz. Senelik 75 taneyi tamamlayacak. 75 tane değil mi abi? Anlaşmamız öyle 75 tane. 75 tane. Üstü altı onları. Ben sana bir şey söyleyeyim abi. He. 75'in üstü bunun. Üstü onu ha. Tabii 70-75 tane. Ama ben Nazan'ım o kadar güzel organizatör ki. gerçek bir menajer ki yani ben bunu çok rahat bir şekilde 120'ye falan oluyor değil mi? İnşallah olacak. Bu sene 120 dedik. İnşallah daha yukarı. Hedeflerimiz her zaman büyük. Hedeflerimizin doğrultusunda da gitmeye çalışıyoruz. Evet. Büyük harflerle MKD'ye yazıp 3929'a isteklerinizi gönderin. Sait Bey'den de güzel bir eser alalım. Evet. Ben de bıraktık Yaşar'da alacağız. Yaşar Bey'den alalım. Ben özür dilerim. Yaşar Bey aynı zamanda Yusuf Şükür'e gelmiş olsun. Tamam şimdi bugün ben Habibler dedim. Haktaş Madencilik var Trabzonoflu hemşehrilerimiz. Onun bir isteği vardı. Sevgili Yılmaz abi yine Haktaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşat Fazlıoğlu, Sayın İbrahim Aygün. Yine sevgili Mehmet Fazlıoğlu. Bu türküyü onlara söz vermiştim. Onu okuyalım isterseniz ya. Ölürsem annem türküsü. 5-8'lik bir türkü vardı. Ölürsem... Aynen.
Evet. Sana da armağan ediyorum. Varol Mesut.
İki kıta hocam. Daha İki kıta. Vallahi okuruz aslında. Başka türküler de okuruz ya. Evet. Vallahi başka ağzına türkü. Sağlık. Sevgili Adem Karabulut ait olan bir türkü. Evet. Buradan selam olsun kendisine. Evet. O da çok güzel eserler yazıyor. Adem Karabulut. Evet. Kürt'ün türküsü fakat, de onundu. Fakat hiçbir tanesi çocuğun eserlerini söylüyorlar arkadaşlar. Hiç kimse söylemiyor. Ya Adem Karabulut demek burada annem gibi kutsal bir varlığa bir türkü yazmış. Bunun ismini söylemek. Bu ne kadar zor bir şey ya. Bu millete nasıl bu zor geliyor ya. Ben... Ya bundan ekmek yiyorsun adamın eserini söylemiyorsun ya. Bak bu ne biçim adamlar ya. Çok güzel sözler var sevgili Adem abiden. Yazıyor. Evet. Sevgili Halil Günaydın'a da armağan etmiş olduk. Güzel türkümüzü hocam vallahi. Evet. Hemen isteğimize yer vereceğiz ama Naz sen de bir şey mi diyeceksin bana Naz? Az önceki anneme sevme İzmit'ten Ramiz Yavuz istemişler. Onlara da gitmiş olsun. Gölcük'te Recep Fırıncı'ya da gelsin bu. Ona da gitsin. Evet, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Fransa'da Kahraman Sayar'a da gelsin ve sevgili eşine yengemize de gelmiş olsun. Çınar yapalım evet. O isteğimizi de yerine getirelim. Çınar yapalım. Ama nasıl yapacağız? Ona bir aşı alacağız. Bağlamadan. Ama yatırıp kaldıracaksın ha. Beni yaşatmayacaksın ha. Beni yaşatmayacaksın. Çöktüm üstüme dağlar. Yaşadı koca çınarda asırlar yılları. Daha dayanamadı çoğu sancıları. Daha
dayanamadı da çoğdu sancıları. Ah çınar koca çınar, sana bakanlar ağladı. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Üstüme çöktü dağlar, çöktü üstüme dağlar. Oy oy oy. Dokunman bana da yanık yüreğim yanık. Bugün dokunman bana da gözyaşlarım bulanık. Aldılar güneşimi de dünyam kaldı karanlık. Ah çınar koca çınar, sana bakanlar ağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Üstüme çöktü dağlar, çöktü üstüme dağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Üstüme çöktü dağlar, çöktü üstüme dağlar. En çok istek alan türkülerden bir tanesi. Evet. Değil mi usta? Ya, tabii Çınar, evet. Çınar çok güzel bir türkü. İki anlamda. Evet. Bir evinden rahmete kavuşmuş sanmış babalar üzerine. Bir atalarımız var. Atatürk var. Bunlar hepsi birer Çınar. Çok güzel bir türkü. Ama güzel. Bunda yani neyse, duygusallığa bürümeyelim bunu. Bunu bütün babalara ve bütün ben babalara gelsin. Kalanlara olayım. Allah'tan sağlık. Gidenlere Allah rahmet eylesin diyoruz. Kesmiyoruz bu bölümde. Hemen türkü diyoruz yine. Türkü mü? Evet, yine türkü diyoruz. Güzel bir eser diyoruz. Hiç eserin arkasından reklamlar. O zaman, ondan sonra sohbet edeceğiz yine. Tamam. O zaman şeyi okuyalım. Hareket ya. Verelim bir. Ne yapalım? Giresun'u yapalım mı? Beraber. Veya senden bir hareket, tek bir eser alalım. Tamam o zaman, bir Giresun türküsü okuyayım o zaman. Oku bakalım. Giresun içinde, vallahi çoktan da... Karşılama da olabilir, tamam. Her şey olabilir. Ya o zaman hadi karşılama. Bakalım. Hadi bakalım. Altın yüzükle başlayalım. Başlamadım. Tamam, o zaman tamam, Giresun içindeki soğuk kadasını okuyalım o zaman. Tamam Mesut'cum, sen söyle, sen çal. Bir Giresun o zaman... Hadi bakalım. Tamam. Fark etmez. Getirdiler o. Varol.
her yanı yeşil fındık bahçesi. Giresun'un her yanı yeşil fındık bahçesi. Vurdular feride mi yere düştü bohçası. Yere düştü bohçası. Vurdular feride mi yere düştü bohçası. Yere düştü bohçası. Vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa. Vurdular düştüm yere gidemedim uzağa. Ne edelim feridem düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa. Ne edelim feridem düşürdüler tuzağa. Düşürdüler ay var ol Güneşoğ. Yanar yüreğim yanar. Vurdular feride mi yanar yüreğim yanar. Yanar yüreğim yanar. Vuruldum düştüm yine gidemedim uzağa. Vurdular düştüm yine gidemedim uzağa. Ne edelim feride düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa. Giresun'un içinde gezelim yali yali. Feride mi vurallar çekilir mi vebali. Çekilir mi vebali. Feride mi vurallar çekilir mi vebali. Çekilir mi vebali. Vuruldum düştüm yere gidemedim uzana. Vurdular düştüm. Düşürdüler tuzağa. Ne edelim feride. Düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa. Kısa bir ara, aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün benim belim ağrıyor, bende bel fıtığı var ya da sırt ağrısı yaşıyorum diyorsanız kaçırılmayacak bir ürün, mutlaka ki kullanmanızı tavsiye ediyorum. Alın, çok faydasını göreceksiniz. Bel ağrısından, sırt ağrısından ve bel fıtığı gibi çok acılı günlerimize artık son verecek mucizevi bel kuşağı artık sizlerle. Ve bugün şu anda canlı canlı sizlere çok özel bir fiyatla sunacağız bunu. Sadece 79 liraya sizin olacak değerli izleyiciler. 350 lira yerine 79 lira ödeyerek bel ağrısından, sırt ağrısından ve bel fıtığı ağrısından kurtulabilirsiniz. Sadece takip edin, birazdan telefon numaralarımız hemen şurada yer alacak. Numaralardan bizlere ulaşmanız yeterlidir. 2 dakikalığına süper bir indirim. 350 lira değerindeki bel kuşağımız sadece 79 liraya sizlerin olacak. Telefon numaralarımızı birazdan söyleyeceğim. Televizyonu yeni açan değerli izleyicilerimiz için tekrar hatırlatayım. Bel ağrılarında, sırt ağrılarında ve bel fıtığı ağrılarında mutlaka kullanmamız gereken, çok kısa bir sürede bu ağrıları, acıları giderilmesine yardımcı olacak çok önemli bir bel kuşağıdır. Çok önemli bir üründür. Kullanımı çok kolay, çok pratik. Sevgili yönetmenimden rica ediyorum, bir gösterelim. Bakın değerli izleyicilerim, bel ağrısı oluşan bölgeye şu şekilde
sarıyoruz. Belimizde ağrı var diyelim, hemen belimize sardık. Ağrılardan, acılardan kısa bir süre içerisinde kurtulacağız. Çok kolay görüyorsunuz. Tabii gömleğimizin içine, yani kazağımızın, atletimizin içine takmamız lazım bunu. Ben görebilirsiniz diye böyle gömleğimin içine sardım. Ne yapıyoruz değerli izleyiciler? Belimize sarıyoruz. Birkaç gün içerisinde ağrıdan, acıdan kurtuluyoruz. Faydasını görüp görmediğinizi anlamak için şöyle yapabilirsiniz. Taktınız ya, 2 saat taşıyın, 2 saat sonra çıkartın. Nasıl bir rahatlama, nasıl bir ferahlama, inanılmaz bir ağrılarda, acılarda hafifleme fark edeceksiniz ve tekrar kullanacaksınız. 2 gün sonrasında da dua edersiniz, o kadar da net söylüyorum. Herkes bu bel kuşağına sahip olmak istiyor. Medikal mağazalarda 350 liradan satılıyor ama yok. Bulamıyorsunuz, bitti, yok satıyor çünkü. Sadece size özel 79 liraya 2 dakikalık kampanyamızı başlatıyorum. Telefon numaralarımız gelsin o halde. 0216 211 01 çift 0. Sadece 79 lira ödeyeceksiniz. Başka hiçbir ücret ödemiyorsunuz. 0216 211 01 çift 0. Acele ediyoruz. Vakit kaybetmeden aramamız lazım. Bel ağrısı, sırt ağrısı ve bel fıtığı ağrısı çekenler için müthiş bir ürün. Alın, kullanın. Çok faydasını görürsünüz. Ağrılardan, acılardan kısa bir zamanda kurtulursunuz. Hepimize lazım, her evde, her arabada mutlaka bulunması gerekiyor. Şoförlerimizin daha fazla bela arıyor. Sürekli direksiyon başında, saatlerce direksiyon başında kalıyorsunuz. Bizde bir Yasin abi var, servisçimiz. 6 saat direksiyon başında kalıyor. Arabadan bir iniyor, iki büktüm. Beli tutuluyor. Al dedim Yasin abi, tak şunu. Taktı, bugün geldi bana dua ediyor. Allah razı olsun ya, iyi ki vermişsin diyor. Bir de üstüne yattı, benim olsun mu diyor. Sadece 79 lira ödeyerek bu bel kuşağına sahip olmak istiyorsanız vakit kaybetmeden hemen arayın. Çok faydasını görürsünüz. Taşıma sektöründe çalışan işçilerimiz için mutlaka alın diyorum. Çünkü ağır kaldırırız, belimizi incitiriz, bel ağrısı çekeriz. Soğuk algınlığı deriz, bel ağrısı çekeriz. Havalar soğuyor. Sıcak tutmamız lazım belimizi. Belimizi sıcak tutacağız. Ağrılardan, acılardan bugün kurtulacağız. Ne yapacağız peki bu bel kuşağına sahip olmak için? Telefon numaralarımızı ivedi bir şekilde, hızlı bir şekilde aramamız lazım. Son bir dakikamız kaldı. 0216 211 01 çift 0 telefon numaramız. Acele ediyoruz. Arıyoruz, hemen aramamız lazım. Vakit kaybetmeyelim. 0216 211 01 çift 0 değerli izleyiciler. Telefon numaramız. Kısa bir sürede bel ağrısından, sırt ağrısından ve bel fıtığı ağrılarından sizleri kurtaracağız. Hanımlar, ev işlerinden sonra oluşan bel ağrılarından artık kurtuluyoruz hepimiz. Her evde mutlaka bulunsun. Yer kaplamıyor. Çok pratik, çok estetik. Şöyle göstereyim. Katlanabiliyor. İstediğimiz şekilde katlayıp rahatça muhafaza edebiliyoruz. Görüyorsunuz. Küçücük oldu. Şöyle bir tur daha katlayalım. Cebimize sığacak ebatlara geldi. Görüyorsunuz. Çok küçük, çok pratik. Kolayca taşınabilir, her yere gidebilir, her çantada, her aracın torpidosunda olması gerekiyor mutlaka. Her evde olsun. Alın değerli izleyicilerim, alın kullanın, faydasını görün, alın sevdiklerinize tavsiye edin, onlara verin, onlar da kullansın, onlar da faydasını görsün. Bugün beliniz ağrır, yarın için tedbir alırsınız. 0216 211 01 çift 0, acele etmemiz lazım. Son bir dakikamız dedik ama dakikalar inanılmaz derecede çabuk bitiyor. Sevgili yönetmenim, biraz uzatalım süreyi. Çok fazla arayan var. Biraz uzatalım. Ben de kolaylık yapacağım. Ben de inisiyatif gösteriyorum. Bir dakika benden, bir dakika da yönetmenimizden. Tam iki dakika daha verelim size. Çağrı yapın, biz sizi ararız. Hiç sorun değil. 0216 211 01 çift 0. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yakışır mı Erdo'ya gizli gizli ağlamak, gizli gizli ağlamak, gizli gizli ah. Zor geliyor bir tanem senden ayrı yaşamak, senden ayrı yaşamak, senden ayrı ya. Aşkımın ateşine yandım sönemeyirim, düştüm senin yoluna geri dönemeyirim.
şimdi yüreğimin yarası yürek. Çıkalım mı güvete, çıkalım mı güvete? Gidelim gidesin ha, çıkalım mı güvete, çıkalım mı güvete? Alacağım yarimi, var mıdır bundan öte, var mıdır bundan öte? Yani ömürlük sandım, hevesimli geçti yarım. Seni ömürlük sandım, hevesimli geçti yarım. Niye sarardı soldu, mevsimini geçti yarım, mevsimini. Niye sarardı soldu, mevsimini geçti yarım, mevsimini. Güvenlerin dağların yol üstünde sular, gizledik ikimizi örümcek ormanları. Güvenlerin dağların yol üstünde sular, gizledik ikimizi örümcek ormanları. Yasın bir rüya. Thank you.
Evet, herkese merhaba. Mavi Karadeniz ekranında, özellikle stüdyomuzda bulunan birbirinden değerli kıymetli konuklar ve ekranları başında alkışlarıyla bize eşlik eden tüm konuklarımı yürekten selamlıyorum. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel, bravo. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin kardeşim. Eyvallah, sağ ol abi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Misafir gelir, eli boş gelir değil, bu sefer eli dolu geldik. Kendimizi kanıtlıyoruz değerli izleyiciler. Şimdi sıkı durun, hazırlıklı olun. Sabırsızlıkla beklediğinizi, dört gözle beklediğinizi biliyorum. Bu kampanyayı herkes bekliyor. Haliyle kış geldi, kapımızı çaldı. Hazırlık yaptık mı? Kimimiz ne kadar hazırlık yaptık? Özellikle elektrikli battaniye konusunda tekrar tekrar üstüne bastıra bastıra hatırlatıyoruz. Neden özellikle duruyoruz elektrikli battaniye konusunda? Şunun için. Şimdi kış aylarında odamızın sıcaklığını muhafaza etmek için, yani yatağa yattığımızda oda sıcaklığı düşmesin diye elektrikli sobaları, doğalgaz kaloriferlerini ve odun ve kömür sobalarını yanık halde, çalışır halde bırakmak durumunda kalıyoruz. Bu da elektrik ve doğalgaz faturasını kabarmasına, yani fatura kabusuna neden oluyor. Ve odun ve kömür sobalarını da yanık halde bıraktığımızda da maalesef yıllardır her yıl yüzlerce vatandaşımızı sobadan sızan gaz zehirlenmesi sonucu kaybediyoruz. Bu da çok acı bir şeydir. Bunun için pratik bir çözüm var. Elektrikli battaniye var ama altını çizerek söylüyorum. Piyasada tabirlerinde ise o merdiven altı ürünler falan, yani sıradan bezlerle, naylonlarla, poliüretanlarla yapılmış elektrikli battaniyeler var. Bunlar tabii tehlike arz edebiliyor. 2 yıl resmi garantili ve faturalı, üstelik bir de diğer marka ve modellerden ayıran en belirgin özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi ebatını da açıp burada göstereceğiz sizlere. Ve ayıran en belirgin özellik keçe tarzı kumaş. Hemen açalım hatta. Sizlerden de yardım rica edeyim, olur mu Erol abi? Ne demek? Vallahi ne demek? Böyle girdik ama çok kısa vaktimiz tabii, var. Tabii tabii. Hemen tabii. Kampanyadan yararlansın istiyoruz izleyicilerimizin. Tut ortak. Sevgili izleyiciler, değerli Mavi Karadeniz izleyicileri. Görmüş olduğunuz bu elektrikli battaniyenin ön yüzü olduğu gibi arka kısmı da keçe tarzı bir kumaşa sahiptir. Dolayısıyla daha konforlu, yani yumuşak. Bir de üstelik kapatsanız dahi sıcaklığı çok uzun süre muhafaza edecektir. Yani yanık halde, çalışır halde bırakmanıza gerek yok. Yatmadan yarım saat önce yakın, çalıştırın. Yatarken kapatın. 0216 alan koduyla 211-01 çift 0 nolu hattımızı ilk 5 dakika içerisinde arayan ya da çağrı yapan, bakın çağrı yapmaz da kabul ediyoruz. Neden? Telefonun şarjı bitiyor olabilir, kontrol azalmış olabilir. İnsanlıktır. Olur İnsan, tabii her şey, canım. Her şey insanlar için. Öyle mutlaka. Ama hiç dert değil. Siz çağrı yapın, biz size dönüş yapalım. Bütün çeyiz mağazalarında, ev şoplarda değeri 150 liranın üzerinde olan çift kişilik elektrikli battaniyeyi sadece 79 liraya ve bitmedi. Bir alana ikincisi bedava kampanyası şimdi başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve 0216 alan koduyla 211-01 çift 0 nolu hattımızı hemen arayın, hemen çağrı yapın, adresinize kadar gönderelim. Elden ödemeyi de kabul ediyoruz. Kredi kartı geçiyor mu diye soruyor izleyicilerimiz. Kredi kartı? Geçsin mi? Ne yap, nasıl yapacağız şimdi acaba? Kredi... Zeynep bir battaniye alıyor, hediyesini de ben alıyorum şimdi. Yani bu kadar güzel bir şey. Değil bir mi? Kampanya. Demek tamam. Bayram hediyesi bana alıyorsun. Evet, o zaman bayram diyoruz geçti. Ki geçti diyoruz ama bayram geçse de biz çifte bayramı devam ettiriyoruz. Bir alana ikincisi bedava, kredi kartı da geçiyor diyoruz. Hem de öyle bir geçiyor ki peşin fiyatına 2 değil, 4 değil, tam 6 taksit avantajını da sizlere sağlıyoruz. Ve üstelik değerli izleyiciler, 150'ye değil 79 liraya ikincisini birlikte gönderiyoruz. Ülkemiz sınırları içerisinde olmanız yeterli. İsterseniz misafirlikte olun, isterseniz yaylada olun. Hiç dert değil. Bizim orada kargo firması yok diye endişeliyor izleyicilerimiz. Ama fiş böyle bir dert oldu, yok. Fiş çıktı. Çıktı mı? Tamam. Ha, fişleri diyorum, niye soğudu bu? Tamam. Abi enerji sende, elektrik sende. Yani bu program fişi elektriği, takalım. Siz iki süper elektrikli de muhteşem. Ya bir şey diyeyim mi? Bu fiş de hem de öyle bir fiş ki. Mutfağa kadar gidiyor. Kardeşimiz her şeyi o kadar güzel söylüyor ki. Yani birkaç şeyime de tabir edeceğiz. Buyurun müsaade, tabii ki. Şimdi bu fiş öyle fiş ki diğer battaniyeleri mesela sokuyorsun, battaniyenin yarısı yataktan çıkıyor. 10 santim yarısı fiş altta, koyuyor. Yarısı bir sağa altta. Döndün mü fiş yerleniyor. Bunun öyle bir şey yok. Çok bu açıyorsun doğru. Bakın şimdi açıyoruz, kaç metre uzanıyor. Çok doğru bir yere değindi sevgili bir de, abimiz. Bir de ne söylüyorum biliyor musun? Bütün gönül dostlarımıza buradan bir şey söylemek istiyorum. Ya bu evi her ele lazım. Bu programı seyrediyorsunuz, arayın. Madem her eve lazım, kendi evinize illaki iki işi muhakkak vardır yani. Bir iş, bir alana, bir bedava. Görüyorsun kaç metre?
Bir dakika. 2 metreden fazla. Neredeyse gidip mutfağa sokup evet. Gelecek yani şey. 2 metreden fazla diğer marka ve modellerden ayıran en güzel özelliklerden birisi daha bu. Ayrıca 10 santim kablo yani malzemeden çalma diye bir durum yok. Prize kadar uzanmanıza da gerek yok. Şalteri de yakında. Pembe, yani açık pembe kapatabilirsiniz. Pembe rengi de var arkasında. Yarım saattir sarıyorum hala sarıyorum. Yani. Arkasını çeviriyorum. Evet gösteriyoruz. Arkalı önlü keçe tarzı kumaşlı. Çift tarafı keçe tarzı kumaşlı. Hepimizin İhtiyaç. İhtiyacı. Sağ ol kardeşim. Rica ederim. Siz çok de sağ olun. Ediyorum. İnşallah tekrar Allah geliriz. Cümlemiz. Karaca İnşaat'ın sunduğu Sait Uçar'la Bağlan Hayata devam ediyor. Bırak batırlaşa, anasının tek olduğu sebep olmamışa. Senden gelin olur mu? Bırak
anasının tek oğlu da sebep olmamış ağa. Anasının tek oğlu sebep olmamış ağa. Ha bu kızı almayın, evinize koymayın. 15 günlük ömrü var, oğlunuzu yakmayın. Senden gelin olur mu? Bırak otur aşağı. Anasının tek oğlu sebep olmamış ha. Senden gelin olur mu? Bırak otur aşağı. Anasının tek oğlu da sebep olmamış ha. Anasının tek oğlu da sebep olmamış ha. Gece kapılarında dolaştım sakin sakin. Sensiz uyuyamıyorum, tiryakinim tiryakin. Yandım bir tanem yandım, hayva gibi sarardım. Çok seviyordum ama nazlarından usandım. Ben sensiz yaşayamam, sensiz nefes alamam. Alıştırdın kendine, senden ayrı kalamam. Yaşar mı kız yaşar mı da balık denizde susuz. Yaşar mı kız yaşar mı ha bu uşak sevdasız. Gökyüzünde bulursun, benim için bulursun. Seni geldi dediler, hani yanımda yoksun. Gökyüzünde bulursun, benim için bulursun. Seni geldi dediler, hani yanımda yoksun. Gökyüzünde bulursun, benim için bulursun. Seni geldi dediler, hani yanımda yoksun. Bana sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Yine bir harika eserdi. Evet. Ya Naz, biraz üzgün gördüm seni. Neden? Gayet keyifliydik ki siz söylerken. Programın sonuna mı yaklaştık yoksa? Ha, evet, o konuda biraz üzgünüz, evet. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bitmedi daha. Son 15 dakikamızın içerisinde evet. Girmiş. Daha varmış abi. 15 dakikada neler olur neler. Ne mesajlar okunuyor? Evet sevgili Naz, şimdi son gelen mesajlarımıza bir bakalım. Hemen değerlendirelim. İyi akşamlar, ben Ümraniye'den İbrahim Ayer'den Naz Hanım Sait Bey'e selamlar iletiyoruz. Programınız harika demişler.
Çalışan arkadaşlarımıza ve bütün personele de selamlarını iletmişler. Ankara'da olduğu askerdeymiş. Onun için bir asker şarkısı armağan ederseniz seviniriz demişler. Evet. Selam Sait abi, Allah yayınlar. Kavuşmuş. Amin diyelim bütün askerlerimize. Sait abi yayınlar. Ben İzmit'ten Ramiz demişler. Yaşar abiden Hakkın Ödenmez Annem parçasını istiyoruz demişler. Onu okudu. Az önce seslendirdik. Kendilerine gelmiş olsun. Sakarya'dan hemşerin Ayşe Aktağ, sıradaki tüm parça Hasarlılara gelsin Sait abi demişler. Karadeniz'in gerçek starı Sait Uçar'a Adapazarı Karadeniz Kafe'den kucak dolusu selamlar, sevgiler oy, demişler. Çok teşekkür ederim ya, bu şımarık şımarık lan. Ya bu yok abi bu bak, gerçek. Bu cümleler var ya benim. Abi, yok ya alkışlanırım. Bu cümleleri yaşa diyorum ben Naz. Sen de söyle çok yaşa. Sen Karadeniz'in padişahısın. Eyvah! Ölçecek bir adam. Bizim için öyle. Yani, eyvallah, sağ olun, bunu biz değil ederim. Bütün halk söylüyor. Ben, Naz, halk. Bu biraz sükütledi. Niye? Gülme de gülmüyor. Buna niye? Bir yerden havale geldi ha. Havale mi? Para geldi sana bir yerden. Abi, para bize ayın 5'inden 5'ine gelir ya. He? Vallahi. Ayın maaş gününde daha... açıklama. Öyle mi? Mesut. Doğru değil mi? Dedik ya bunun parolayı aldık. Gülmüyorsa para var. Para geliyor. Gülüyorsa... O zaman ben hiç gülmem, hep bana para gelsin. O zaman çok gülüyor. Gelsin değil. Sen gülmüyorsan var demek yani. Var, gülmüyorsan değil. Var demek. Abi nereden işimizi okuyoruz? Sonunda çıkışta görüşeceğiz. Tamam abi. Tamam. Sıkıntı yok. Devam edelim. Değil mi Rıfat Başkan? Çıkışta görüşüyoruz. Orkestramıza ve Naz Hanım'a da selamlar demişler. Burada tekrardan görmek istiyor Karadeniz'in halkı demişler. Karadeniz Kafe'de buluşmak dileğiyle demişler. Reyhan Hanım'a ve bütün Atapazarı'na da selamlarımızı iletmiş olalım. Sevgili Sait kardeşim, ben Beykoz'dan Mustafa Akyol, bir Kastamonulu olarak seni çok seviyoruz. Koca Çınar şarkısını istiyoruz. İyi onu da söyledim demişler. Buradan onun aracılığıyla Kastamonu'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Şalpazarı'ndan Remzi Karagül, Sait Bey'den Yorgunum Yorgun Deli parçasını istiyorum. Oğlum Emirhan ve eşim Aysel Armağan olsun. İyi yayınlar dilemişler. Sait Bey Sakarya'dan kucak dolusu sevgiler demişler. Ben Göreli'den demişler. Mustafa Çınar'da Sait Bey Çınar şarkısını istiyoruz. Yaşar kardeşime de sanat hayatında başarılar diliyorum. Ömer kardeşime ve saz ekiplerinize gelsin demişler. Komşu kızını rica ediyoruz demişler. İyi yayın iyi yayınlar dilemişler. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Bize mesaj yazma zahmetinde bulunan herkese buradan yüreklerimizin en büyük derinliklerinden gelen o sevgileri iletiyoruz, size armağan ediyoruz, gönderiyoruz. O sizden gelen güzel elektrikle olayından sonra burada durmak, böyle sükut durmak olmaz değil mi? Olmaz değil mi? Evet. Vallahi alıyorum ben onu Yaşar ya. Şimdi Şükür Elektronik Genel Müdürü sevgili Gökhan Demir bizleri izliyor. Çınar'ı istedi. Onu Çınar'ı gönderdik. Böyle okumuştuk yine Kandıra Karaş'tan sevgili Mustafa Demir'e göndermiş olalım. Güzel. Hemen bir eser alalım o zaman. Karşılama yapalım abi. Karşılama isteğimiz var. Tamam hemen. Mesut hemen alalım. Şey gönder. İyi, ya Mesut sen çalmasan bu karşılama okuyacağız bugün yani. Tamam. Evet. Evet. Gönderelim. Altın Yüzük'le beraber başlayalım. Böyle bir potpourri şeklinde. Hadi bakalım. İşte bu. Haydi Giresun. Varım. Var benim parmağıma dar benim, altın yüzük var benim anam parmağıma dar benim. Giresun'un içinde mavi gözlü kız benim, şu keşabın içinde anam mavi gözlü kız benim. Ninna aslanım ninna, ninna güzelim ninna, ninna aslanım ninna, ninna güzelim ninna. Hey! Oh, oh. Rıvat başla. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim. Altını bozdurayım, anam gerdana dizdireyim. İpek mendil değilsin, cebimde gezdireyim. İpek mendil değilsin, anam cebimde gezdireyim. İnna aslanım.
avlamaya. Al bir rengi çıkalı bana misafir avlamaya. Ben hastayım hastayım anam kızları tavlamaya. Kurtulamazsın benden takmışım sana kanca. Kurtulamazsın benden takmışım sana kanca. Adım çıkmış bir kere de alemde tek yabancı. Adım çıkmış bir kere de alemde tek yabancı. Oh, hey. Karadeniz uşağı anam verdiği sözü tutar. Giresun'un uşağı anam verdiği sözü tutar. Bize yan gözle bakan da vallahi yavrum yutar. Kurtulamazsın benden, takmışım sana kanca. Kurtulamazsın benden, takmışım sana kanca. Adım çıkmış bir kere de alemde tek yabancı. Adım çıkmış bir kere de alemde tek yabancı. Fazla düşme peşime de yorulursun yorulur. Fazla gelme peşime anam yorulursun yorulur. Zamane çapınıyız da kızlar bizden sorulur. Kurtulamazsın benden takmışım sana kanca. Kurtulamazsın benden takmışım sana kanca. Adım çıkmış bir kere de alemde tek yabancı. Adım çıkmış bir kere de alemde tek yabancı. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim hocam. Yüreğinize sağlık. Benim ilk klip türkümde son okuduğum Giresun karşılaması yaklaşık bir 7-8 yıl önce i̇lk çekmiş oldum. İlk deyince ben başka bir şey diyeceğim. Vallahi ilk de bunu da böyle bir okumuş olduk, bir istekti. Evet. Yerine getirmiş olduk. Sevgili Görele'den Mustafa Sarıoğlu ve ailesine de armağan ettik. Bu arada türküm. Hemen yorgunum yorgun deli fazla. Hazırlanalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hazırlanana kadar bizler de vedamızı edelim isterseniz Sayın Bey. Eserimizle veda etmiş olalım. Sevgili Yaşar Reis'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin, iyi ki varsınız. Ben senin programında olmaktan, bir şeyler okumadan burada oturmak bile senin programında olmak benim için, ben şahsım adına konuşuyorum, çok güzel bir olaydı. Her zaman şimdi yıllardan beri senin türkülerini dinlemişiz. Evet. Senin söylemiş olduğun türkülere keyif almışız. Bazen hüzünlenmişiz, böyle dertlenmişiz. Bazen oynamışız. İyi ki varsın Saydu Çar diyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsın Naz Hanım çok diyorum. Bu programı beni davet edip buraya. Ne demek? Vallahi ne konuşamıyorum bile Saydu abi. Yine burada olmamda vesile olan, biraz önce de ben kendisinden bahsettim. Benim can dostum, değerli arkadaşım. Sevgili Yusuf Şükür'e de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Selam olsun kendisine. Bizden de selam olsun kendisine. Efendim ben de iyi akşamlar diliyorum bütün Mavi Karadeniz izleyenlerine. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum. Evet. Severken
sevilmeli, yorgun kendinlenmeli. Aç bana kollarını yorgunum, yorgun deli, yorgunum, yorgun deli. Aç bana kollarını yorgunum, yorgun deli, yorgunum, yorgun deli. Koy başıma yastığa yorgunum, yorgun deli, yorgunum, yorgun deli. Koy başıma yastığa yorgunum, yorgun deli, yorgunum, yorgun deli, yorgunum, yorgun deli, yorgunum, yorgun deli. Başıma yastığı yorgunum, yorgun deli, yorgunum, yorgun deli. Başıma koy yastığı yorgunum, yorgun deli, yorgunum, yorgun deli. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Karaca İnşaat'ın sunduğu Sait Uçar'la Bağlan Hayata sona erdi.